Evet, 5 Ağustos 2019 ve Giresun Espiye'deyiz. Bir fındık köyündeyiz. Efendim köyümüzün adı neresi? Şahinyurt Köyü. Giresun ili Espiye ilçesi Şahinyurt Köyü. Şöyle manzara çekelim be. Görüyorsunuz. Birazdan yağış olabilir. Bulutlarımızı çekelim be. Fındık hasatları başladı ve fındık üreticimiz Sayın Kemal Kurucu. Kemal Kurucu beyefendi. Kemal abi rekor gelişim kullandınız. Kullandım. Yeğeniniz, arkadaşınız, akrabanız yeğenim kullandı. Kenan Bey de kullandı. Kenan Kurucu kullandı. Kurucu da kullandı. Rekor gelişim ne sağlıyor? Bir anlatır mısınız? Yani gübrelerinizi gene kullandınız. Şimdi bakımını yaptınız. Yaptık. Kısaca yaptım. Rekor gelişim ne sağlıyor? Normal gübreyi de kullandım. Önceden de kullanıyordum. Evet efendim. 2008'den 2019 yılına kadar böyle bu şekilde yoğun bir rekolte yoktu. Bu sene yılın getirdiği iyi bir yılı diyorsunuz şu an siz. Genel yılı. Genel yılı. Havale bölge. Evet. Evet. 2019'daki rekolte tabii genelde yani iyi oldu. İyi oldu. Allah bereket versin. Herkese iyi oldu. Çok Allah güzel. Bereket versin. Çok güzel. Yalnız benim kullanmış olduğum rekor gelişim. Deminki çektiğiniz şeydeki Balıklı Mahallesi'ndeki çekmiş olduğunuz Kenan Bey'le çektik. Kenan Kurucu ile çekmiş olduğunuz yerde zaten ben o yüzden or kullanılan yerde var. Dedim ki burada eğerdim bu dışında yazıldığı gibi dedim. Böyleyse dedim evet. Bir severdim bir kumar oynayacağım dedim. Kenan Bey geçen sene de. Geçen sene aldık zaten evet, kullandık biz evet, bunu. Evet. Biz bu sene dedim bir şey yapacağım. Burada felaket fındık tülüydü. Evet. Ne demek o? Dökülüyordu. Nasıldı? Yanıyordu. Yanma değil yani. Tutmuyordu. Tüleyen fındık her gören işte burada felaket fındık var diyordu. Haziran ayında fındık tamamen dibine geçiyordu. Evet. Yani doğumunun 1/5'i kalıyordu şeyde dalda. Evet efendim. Tabii ki bu böyle anlatılırken biz bu rekor gelişim gübresini dedim ben bir severdim şey yapayım dedim. Bundan birkaç kural alayım. Evet efendim. Bunu kullanayım dedim. Ve de bütün yollarım benim yukarıdan olduğu halde evet. O arazimin üzerinden gidip gelmeye başladım. Evet. Halen o dallar var ya böyle püskül gibi. Kerem evet. Bey'le çektiğin zamanları, bu yeğenimle beraber çekmiştirsiniz. Evet, yani çektik evet. Felaket bir fındık. Sonucu söyleyelim. Yani şu an sonuç ne yaratıyor? Şu. Topraktan başlayalım. Toprağı mesela su almasına önlüyor. Ya. Şu yaprakların... Yani bunları değil de burası şey olmuş bak şuraları mesela bak bu, evet. Bu kadar sürmüyordu önce. Dip sürgünler bu kadar sürmez diyorsunuz. Sürmüyordu. Yaklaşalım buyurun rengi, gelin. Yaprakların rengi siyah ve geniş. Bunların var ya bak geniş siyahlığı önemli değil. Geniş olmasındaki en büyük etken mahsulü koruyor. Koruyor. Koruyor çeş olma şeyi olmuyor. Çeş demek. Yani dışından ayrıldığı zaman var ya toplar kadar zor oluyor. Yere şundan dökülme mesela. Yapmıyor. Yere dökülüyor mesela. Şunlar olduğu zaman var ya. Evet. Şuradan 50 tane olsun şundan. Evet. O 50 tane unarılana kadar bir gedik fındık toplayamıyorsun. Bir koçanda bir bu koça şeyde kaç tane oluyordu peki? Poton olarak mı? Evet, evet. Ya poton olarak o yılına göre değişiyor mesela. Bazı zaman olur mesela hep tekleme çiftleme olur fındık. Evet. Ha şimdi yine de var. Tekleme olan fındık ama bu rekor gelişimde hep potan oldu şeyler mesela. Bir de potanlarda şey hepsi içi dolu. İçi dolu. Kabuk genişliğine ileri kalını nasıl? Bu sene zaten yani kullanan da kullanmayan da şöyle söylerim. Bu randuman olayı. Bu kabuk evet. İnce olursa randuman yüksek gelir. Tabii ki. Yağış biraz fazla gitti. Ondan bu sene randuman 52-53 aşağı düşmez bu seneki randuman. Evet. Evet. Çünkü o yılın yağışına ama göre. Ama sık olup da 53 olması ayrı, seyrek olup ayrı seyrek konu. Seyrek olup da. Bir de tabii, sürgün olması ayrı zamanda. Tabii ki tabii ki. Peki bu ağaçlar gençleşiyor mu şu anda? Evet. Bak şimdi. Gelelim şöyle aşağı doğru gelin. Buyurun gelin. Yavaş yavaş. Aşağı inmeye de gerek yok. Şunu göstereyim mesela bak. Buyurun gösterin. Şu ağaç, şu dal ortalama 8-10 senelik bir dal. Evet efendim. Şu dal şuralardan sürümleri görüyor musun? Şu sürümler. Gösterelim. Çıkanlar. Evet. Önceden mesela biz bunu kullanmadan önce şu ta yukarıya kadar verim alamıyorduk. Örneğin şurada bak şuradaki fındığı görüyorsun. Şu yeni sürüm bu sürüm. Evet. Veyahut da yeni sürüm olmasa bile bu verimsizlikten ne yapıyordu? Uçkurusu oluyordu. Düşüyordu o. Uçkuruları vardı bu arada. Ha, eskiden. Uçkurusu vardı. Uçkurusu olan yok. Şey güzel bahçelerde bak. Evet. Toparladı diyorsunuz uçkuruyu. Uçkurusunu toparladı. Uçkurusu olmadı mı da seneye verimin artması demek. Tabii ki. Ağaç gençleşiyor. Seneye tabii. Dip sürgünleri diyorsunuz. Hiç böyle olmaz diyorsunuz ya. Ya bir de bu küf olayına bağlarlar bunu. Hani küften
bu şeyler hiç ışkınlar büyümüyordu. Biz bunlara var ya ışkın deriz mesela. Işkın, eşkın. Ha. Ha, diyorsunuz yani. Evet. Bunlar olmuyordu. 3 senede bir ayıklama yapıyorduk biz bahçelere. Şöyle yiyelim şöyle. Gel yan. Ya diyorsunuz ki ışkın olmadığı için 3 yılda bir anca yapıyordunuz. Şimdi ise yılda 2 kere yapacaksınız yani. Evet. Bak şu benim bitişiğimdeki komşumda. Evet, şu komşuda ne sorun bak var şimdi, mesela? Örneğin buyurun gelin. Bak. Bu atılmayan bölge burası. Şu bahçeye baktığın zaman bak, hı-hı, şu yaprak şu tarafta göremezsin bak, şu yaprak. Bu yaprak şimdi kavrulmuş zaten. Şimdi yaklaşalım. Kavrulmuş yaprağı şu yan bahçede göremezsin. Evet. Yaprak ebatları nasıl? Küçüklüğü, büyüklüğü? Küçük. Peki burada toplandı mı orada? Yok yok, toplanmadı. Ama yere döküldü yani çoğusu. Yere dökülmüş tamam. Daha oraya bak, girmedi adam. Daha hiç diyorsunuz girmediler yani. Girmedi. Evet. Gidelim, devam edelim. Gel şu verimi gösterelim. Fındık gösterelim efendim. Yani şu ocak başı burada şimdi bakın. Dekarda 65-70 ocak var tamam burada şu anda. Ocak başı 70, ne? 70 ocak yok. Bak buranın tamamı. Evet. Ben sana söyleyeyim. Burası şu burundan Habar'a benim bu yeğenim bu kardeşim. Tamam Kenan Bey'in. Babam bize böldü burada. 51 ocak onlarda var. 50 ocak bende var. Yani 100 ocak. Bak ikimizinki 50. 50 de aşağıda var. Tamam. 100 ocak. Arada bir tarla vardı. Diktim ben. 17 ocak girdi oraya. Yani 117-120 ocak düşer yani. Kaç dekarda? 1,5 dekarda. Evet tamam. 117. O zaman ne yapmış oluyor o zaman? Ama şimdi şöyle. Bak ben bu 70 olmuş oluyor şöyle. Şimdi şöyle diyelim biz onu. Yani şu şurada 1 dekarda 70 ocak olmuş oluyor. Heh. Şurada mutabık alalım. Bu aha, arazi. Tabii. Kadastro ölçümü ile beraber şu arazinin tamamı aha, 37 dönümüdü. Anladım. 37 dönüm eski tapu ile beraber evet, 37 dönüm arazi bu düz arazi olmadığından yani yamaç kod alıyorlar o şekilde. Normalde şu arazi var ya tamamı ikişer üçer dönüm. Anladım. 2,5 dönümünde vardır yer, 2,5 dönüm bende vardır. Yani? Ta aşağısı deredir bak buranın. O zaman burada belirsin. Ocak başı ne verim alıyorsunuz şu an? Görüntü nedir? Yıllar yer... Ocak başı şu anda var ya bak bu sene. Evet. Ocak başı şurada ortalama 4 kilo şey alırsın. Anladım. Ocak başı alırsınız diyorsun. Şunu verimi gösterelim be. Evet. Önceden böyle değildi. En iyi halde ne alındı buradan? Yıllar geçmiş. En iyi 2008 yılında demiştiniz. En iyi fi tarihte, 2008 evet, yılında ne almıştınız? 3 kilo almıştınız. En fazla diyorsunuz. En iyisini de iyisini aldık diyorsunuz yani. Ha. Evet. Sonuçlar bu şekilde. Bir de bu yan dallardan bahsettik. Bir daha onlardan bahsedelim lütfen. Şuraya indiremiyoruz. Kenan Bey indiriyor da bak şimdi o da araba çekme gitti. Aha. Şuradan gelebilirsek şu dalları bir gösterebilirsek. İnerim ben, fark etmez. Şu bir dalları gösterelim, verimi bir gösterelim şöyle. Bakın daha doğru gün konuşmaktan gösteremedik bak ama. Bak şimdi. Ne konuşuyoruz bir görelim bakalım. Bak şimdi. Dikkat edelim ha. Evet. Şu arazi. Hı. Bak şimdi. Şu dallanlık verim. Ha yana. Yan yana kestir. Adamın dalının şeyine bak. Bakın. Alttan ağrı baksan da bile şu yaprak kadar yaprak yok bak. Yok bir kere. Gelelim şöyle izin verin. Bir ikincisi evet, verim de yok. Onu güzel gösterir bakın şurayı. Bak, yan yana iki dal diyorsunuz yani. Ha. Şu dala bakın. Şunun üçte biri kadar olan bakın, dal kadar. Sürgün de yok. Bak şundaki bak şuradan anlarsın yani işin Türkçesi bak. Şurada evet, 1, 2, 3, 4. Evet. 5 tane şey var fındıklar bak. Ama evet, bunun yarısı kadar yok. Şunda. Uç kurusu var mı orada? Var. Duruyor orada hala. Ha, örneğin ha sana uç kurusu bak. Ha sana uç kurusu diyorsun. Şu fındık var ya bak. Ha bu evet, uç kurusu. Bu belki biraz daha kuruyacak öyle evet, değil mi? Çünkü hastalığı almış orada ucundan evet, almış yani bu. Evet. Hastalığı almış daha ondan. Fındıkların irine bakalım. Cinsleri karayalı şey bunların bu, giresun yağlısı. Giresun yağlısı bu. Giresun yağlısı. Hakiki yağlı giresun yağlısı. Fiyatlar bu, ne gidiyor şu an efendim? Şu anda devletin açıklamış olduğu yani TMO'nun toprak mahsulleri evet, ofisinin açıklamış olduğu 50 randıman fındık 17 lira. 54-55? Tabii ki randımanı da herhalde ben şöyle hesap ettim. Aha. 340 kuruş. Evet. Her biri o zaman bir tane diyorsunuz. 340. 5 randıman 1,5 yapar. O zaman 18,5 yani, 19 budur diyorsunuz yani. 55 randıman. 54 18 geçiyor 55 randıman. Anladım. Çok güzel. Yavaş yavaş gidelim ha. Yeterli. Yani şu fındık ortalama şu bu sene şu fındığın randımanı 52-53 randıman eğer iyi bir seçim, savurma işi, bu yeri önünü, şunu bunu temizlersen evet, ve içerisinde de çürük çıkartmasan 55 randıman aşağı gelmez şu fındık. Evet, telefonu biraz kısalım. Ha. Tam geldik böyle. Bahçeyi şurada bir gösterelim şöyle. Şöyle bahçeyi gösterelim bir. Şimdi kayacağız. Yağmurlu ve kaygan olduğu için şu an bu şekilde hava karardı zaten. Velhasıl efendim, rekor gelişim tavsiye ediyor musunuz? Geri kalanlara kullanacak mısınız? Ben kullanacağım. Her evet, iki senede bir kullanacağım ben bunu. Zamanı geldikçe evet. Faydasını...
Evet, faydasını gördünüz. Buyurun efendim, şu gençleşen dallara, şu dip sürgünlerine bakalım be. Evet. Buyurun, şurada bir genç dallardan bahsettik. Dip sürgünlerinin hızlı büyümesinden bahsettik. Bak, evet. Dip ışkınları bu kadar büyümüyordu. 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 Ortalama şunun kadar, şunun kadar veya da diyelim ki şu kadar. Bu gelecek sene ne olur? Ortalama şu kalınlığı geçer. Evet. Peki kalınlık nasıl gidiyor hızlı büyüme anlamında? Hızlı. Bir hızlı. İkincisi, evet. Zaten bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi. Şunların var ya bak, şunların gövdede çıkması. Evet. Hani bahçede bile mesela, evet, eski adamlar der ki bu sene tüleme uç fındık, uç fındık derler. Uç fındık, evet, şey yapmaz, kap doldurmaz. Evet. Önemli olan bilekten ağrı olan fındık. Bak örneğin, evet, şurada bak gözüküyor. Evet. Bak şu bilekten ağrı olan fındıklar diyorsunuz. Bilekten ağrı yani. Evet, hava karardığı ağrı için olan fındıklarda, evet, bu kap doldurur. Peki bunlar hızlı büyüyor. Malum fındık artık para ediyor. İyi de gelir getiriyor ve yeni fidanlar dikiliyor. Peki rekor gelişim sizce yeni dikilen fidanlar hızlı geliştirir mi sizce? Faydası olur ve geliştirir. Geliştirir. Şu bunu hızlı geliştiren şu dalları. Tabii ki bunu hızlı geliştiriyor ki. Yavaş yavaş gidiyor. Bak düşün ki yani bak. Evet, gösterelim. Şu geçen sene ayıklandı bak burası. Şu, evet, kadar oldu bu. Evet, dal arazi çok hızlı hareket ediyor. Mecburen ediyoruz çünkü zor yürüyor zaten burada. Evet. Durum böyle. Yani yeterdir efendim. Biz bahçemiz gezdik. Zaten kullanan sizsiniz. Çok zor şartlar burası. Para kazandırıyor rekor gelişim. Evet. Verimizi artırıyor. Evet, evet. Kaliteyi, evet, artırıyor. Evet. Daha ne olsun? Allah bereket versin. Allah bereket versin. Çok teşekkür ederiz. Rica ettim. Hadi. Allah bereket versin. Hayırlı hasatlar oldu, şimdiden. Oldu. Hadi bütün, sen de, hadi. Ben öncelikle şunu söyleyeceğim. He. Giresun halkımıza. Şimdi özellikle bugün tabii ki görüştüğümüz müşterilerimizden, sizden daha biraz daha ileri yaştaki abilerimizden, nelerimiz hep karşı yeni şeylere. Ama takdir edersiniz ki ortada bir sorun var ve bunu da size pozitif şekilde gösteren kaç kişi var? Dolayısıyla biz işte bunları koyuyoruz kanallarımıza, televizyonlarımıza veriyoruz herhalde. Bir isterseniz bir şey yapalım. Yok, kapatalım ha. Ondan sonra dolayısıyla burada bugün sonuçlar burada. Toprak düzelmeden, toprak ıslahı olmadan istediğimiz sonuçlara gelme şansımız yok. Rekor gelişim Türkiye'de en fazla kullanılan toprak düzenleyicidir. Türkiye'de binlerce toprak düzenleyici vardır. Dolayısıyla hepsi aynı değildir. Aynı etki göstermezler. O yüzden de bunu da iyi bilmek lazım. Nasıl her gübre değilse, her toprak düzenleyicide gübre aynı etkiyi yaratmaz haliyle. Hepsi farklı farklı markalardır. Hepsinin görevlileri başkadır. Bundan dolayı da dikkatli olun. Rekor gelişim markası tek bir tanedir. Benzeri vesairesi yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı da hani bunu bilelim haliyle. Benim söyleyeceğim bunlar. Sizleri mutlu görmek, sizleri böyle enerji yüksek görmek. Ondan sonra baya baya 40 yıllık şovmen gibi, ondan sonra televizyon sunucusu gibi konuşuyor görmek hakikaten çok bir insan bildiği şeyi konuşur. Öyle o yüzden ya. Ha, şimdi aynen şöyle, yani ben, evet, şimdi bu şeyi mesela en büyük bunun örneklerinden bir tanesi ilk gördüğünüz bahçe. Evet. Ben o bahçeden, hı-hı, ben gemilerden emekliyim. Aa, çok güzel. Ben 15 yıl oldu buraya geleli. Allah'a sadık geldim. Evet. Ben 15 yıldır, belki çocukluğumuzda da öyledir mesela. Hı-hı. Hatırlayamıyorum. Yani Ramazan arkadaşımız da bilir mesela. 30 sene oldu mesela diyelim ki ben bu memleketten, evet, gittiğimde şey yaptığımda. Ben o kara günü denen bahçeden, hı-hı, verim alamıyordum. Bu seneye kadar. Evet. Tülemesi fazla oluyordu. Tamam. Kara gübre kullandım, hayvan gübresi kullandım. Evet. Yani kemre dediğimiz gene şey. Gene verebilirsiniz onları. Vermenizi gene tavsiye ediyoruz yani. Evet. Ha. Bak kullandığım halde verim alamıyordu. Evet. Dökülüyordu. Tabii ki ben bu şeyi rekor gelişimi kullanandan sonra ha gördünüz çekimini de yaptınız. Evet. Ben burada efendim şöyle ki sonuç olarak yani önemli olan şey sadece bozukları düzeltmek değil. Düzgün olduğunuzu bildiğiniz ağaçlarınızı da ocaklarınızı da gördüğümüz gibi fındık ocaklarımızı da bu hale getirdi. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler.